Yıllarca gurbette çalıştı. Son model lüks bir otomobil aldı. Tam 37 yıl boyunca o otomobili dört duvar arasında hapsetti. Ta ki düne kadar. Bahattin Uysal binmeye kıyamadığı aracı duvarı balyozlarla kırarak bakın nasıl çıkarttı. Meydanda bırakamayız ki arabayı. Yani meydanda bırakılan bir arabadan hayır olmaz ki. Ne otomobilini ne de o otomobilin keyfini sürdü. Bir odaya hapsetti. Üzerine duvar bile ördü. Bir türlü çevirmeye kıyamadığı kontağı 37 yıl sonra çevirdi. Otomobili de duvarı yıkarak çıkarttı. Bu arabaya binince aynı eski gençliğim aklıma geliyor. Bahattin Uysal yıllarca Almanya'da çalıştı. O dönem son model bir otomobil aldı. Otomobiliyle de Türkiye'ye geldi. Bahattin amca 37 yıl önce otomobiline garaj bulamadığı için aracını bu odaya getirdi. Ardından da etrafını tuğlayla ördükten sonra Almanya'ya geri döndü. 1998 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı ama yeşil otomobilini hapsettiği yerden çıkartmaya kıyamadı. 79'dan 2016'ya kadar burada kaldı araba. Evi genişletmek isteyince duvarı kırdırdı. Otomobil de bu sayede çıktı. İlk günkü gibi sağlamdı. Tamamen orijinal olan 40 bin kilometredeki bu otomobilde tek bir çizik dahi yok. 37 sene evvelisi 45 bin marka mal ettim. Bu şu anda araba iki tane lüks araba alabiliyor. 37 yaşındaki orijinal bir arabaya binmenin zevkini yaşamak istiyorum. Bakın sevgili seyirciler, hala o günkü videsin kolu ince, küçük. Direksiyon görmüş olduğunuz gibi çok ince. Görüntü panellere baktığınız zaman 200 kilometre sürat yapabilen bir otomobilmiş. Benim yaşım 34. Araba benden daha genç görünüyor yani. Peki Uysal otomobili neden kullanmıyor? Nedeni evlatlarına ve torunlarına bir hatıra bırakmak istemesi. Hapsolduğu yerden çıkan otomobile ise ilgi büyük. Tükene bak, araba benim, tüken senin. Bir düşüneyim. Dükkanınızın değeri ne kadar? 750 milyar.